Değerli izleyenler, Türkiye doğası belgesellerimizi öncelikle çocuklarınıza izletiniz. Geri dönüş sağlayınız. Küçük yaştan itibaren çocuklarınızı bu belgesellerimiz eşliğinde doğa ile tanıştırınız. Çocuklarınızı kanalımıza abone olmasını sağlayınız ve doğayı sevmesine ön ayak olunuz. Aksine sürekli tahrip edilen tek yaşam kaynağımız... Doğanın korunması için insan kaynağı kalmayacaktır. Milli park sahası çocuk sağlığının en üst düzeyde korunabildiği yegane alandır. Çocuğunuzun sağlıklı büyümesini, kanserden ve diğer hastalıklardan korunması için bağışıklık sistemlerinin güçlü olmasını istiyorsanız, her mevsim burada günü birlik yolculuğa çıkın. Hem eğlenin hem de kudretli doğu anının Evrimsel ritüellerine tanık olun. Yeşilin oksijen üretim alanında yaşamak, moral oranlarını en yüksek seviyede tutmaya fazlasıyla yeter. Doğanın zihinsel sağlığa etkileri saymakla bitmez. Çocuklarınızın doğa bilincinin geliştirilmesi ve sağlıklı gelişimi için mutlaka hafta sonlarınızı doğanın bu huzur noktalarında geçirmeniz gerekiyor. Doğa belgeselleri çekimcisi olarak hep doğa aşkına diyoruz. Doğa bizim için çocuk yaşımızdan beri gerçek okul olmuştur. Doğa okulu, haydi hepimiz neden doğa okuluna gitmiyoruz ki? Doğa okuluna düzenli gittiğimizde doğa ananın düşündüğünü, yazdığını, çizdiğini göreceğiz ve anlayacağız. Sonrasında bu düşüncelerini Kağıtlara düşen mürekkep lekeleriyle değil, dağlardan denizlere savrulan nehirlere, milyarlarca canlının ahenk içindeki yaşamına, atomun çekirdeğine ve evrenin sonsuzluğuna kazındığını öğreneceğiz. Doğa okulunda hepimiz doğanın öğrencileri olduğunun bilincine varacak ve içselleştirmiş olarak kudretli doğa ana aşkına diyeceğiz. Ancak insanlığı bekleyen bir sınav var. Kendi kirlettiği ve yok ettiği veya etmeye devam ettiği doğal çevrenin kendisinin felaketi olacağını ne zaman anlayacak? Ani iklim değişimine neden olan doğa yıkımları sonucu doğanın kararlı yapısını bozacağı kesin. Bu durum ani bir felakete yol açabilir. Dünya üzerinde yeni bir zaman gelişebilir. Dinozorlar böyle yok olmadılar mı? İnsanlık kendini oluşacak yeni ve sert iklim değişikliğine veya ani kuraklığa uyarlaması için yeterince zamanı bulabilecek mi? Burada doğanın içinde yaşayan kadınlar hava kirliliği, aşırı sıcak ve çevre kirliliği gibi sorunlara daha fazla uzak olup hormon sistemi daha düzgün çalışır. Oysa yeşil alanlar insanların fiziksel ve sosyal aktivitelerini çok daha fazla teşvik ediyor. Stres oranları oldukça düşük oluyor. Ağaçlar arasında yaşamak depresyon oranlarını düşürmesinin yanı sıra zihinsel sağlığı da artırıyor.